بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قياما وارزقوهم
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. İçinde bulunduğumuz ay ve günler sebebiyle bu ay ve günlerde meydana gelen olaylar, hadiseler bir tane. Bunları hatırlatmaya çalışıyoruz. Muharrem ayı, hicret ayıdır. Efendimizin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret ettiği, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği aydır. Ayrıca diğer rivayetlerde Nuh Aleyhisselam'ın, tabi bunlar kesin olmamakla beraber Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtuluşu, suların çekilişi ve gemiden yanında bulunduğu insanlar ve eşyalar yiyeceklerle karaya inişidir. Muharrem ayının olaylarından, hadiselerinden birisi Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtuluşu, suların çekilişidir. Malumunuz ki Nuh Aleyhisselam Allahu Teala'nın izni ve emriyle bir gemi yapmış. Kendisine inananlarla birlikte hayvanlardan, nebatattan, yiyeceklerden yanına alarak gemiye binmişler ama gemi dünyayı Nuh tufanı dediğimiz yağmurların tamamen karaları kapatması ve yutması, sulara garp olması neticesinde gemiye binenler ancak kurtulmuştur. İman edenler ancak kurtulmuştur. Ama sular çekildiğinde, Nuh tufanı bittiğinde gemidekiler karaya inerken yanlarında bulunan yiyecekleri karıştırıp yemek yapmaları yine rivayet Aşure'nin bize Nuh Aleyhisselam'dan kaldığını ve Aşure günlerinin de yine bu ayda olduğunu, evet, muhtelif rivayetler bize anlatmakta, göstermektedir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın ve ona inananların karaya indiğinde yaptığı yemeğe aşure de denilmektedir. Başka isimlerde, nedenlerle isim verildiği de malumdur. Ama biz bugün bu konuyu size hatırlatalım. Nuh Aleyhisselam'ın karaya gidip inananlarla birlikte kendisine yaptıkları yemeğin adıdır. Biz de Nuh Aleyhisselam'ın hatırasına
Ne yaparız? Her sene Aşure günlerinde, Muharrem ayında Aşure yapar, ikramda bulunuruz. Aşure gibi yaşayın, birlikte yaşayın mesajını veririz. Rabbim, Aşure aslında sevgi demek, aşure bereket demek, bolluk demek. Bunları inşallah günü geldiğinde, zamanı geldiğinde camimizde de yapıp insanlarımıza, sizlere ikram edeceğiz inşallah. Rabbim kabul eylesin. Aşure günlerimiz hayırlı olsun. Muharrem ayı mübarek olsun. El-Fatiha.